alemde meylül istikmal vardır. Bir dipnotu var Üstad-ı Hazretleri tarafından. Ne diyor? Meylül istikmal vardır. Bizim bir Kürt demiştir. Her zerrede temayül ayandır tekamüle. Şiir bu. Tekamül etme meyli var. Her zerrede. Her soyda huyuzu huveyda numa ile bu tekamül. Ne yapacak görünüyor feyizler, gelişmeler. Bir noktayı kemale şitab üzere koşup koşmak üzere kainat kemale doğru koşuyor, koşturuluyor kainat Allah tarafından. Ol noktaya teveccüh ile yükselir hayat. Malum kainatta hayatın icat edilmesi noktasında uzun uzun zaman bakımından istihaleler geçirtildi kainata ve hayat icat edildi. Yani maddi alemdeki bildiğimiz hayat. Hani bizim bu bildiğimiz basit hayat, nebati hayat, hayvani hayat, insani hayat Bağla Lahikası'nda yazar işte. Ne yazar? Dünyanın güneşten ayrıldıktan kıyamete kadar geçirdiği, yani geçireceği, hadi geçirdiği diye kadar 126 milyar sene diyor. Yanıyor. Dünya yanıyor. Ayın ayda öyle aynı şekilde yandığını ayet Kur'an açık açık söylüyor. Sonra söndürdük diyor. Dünyanın güneşten ayrıldığı. Dan kıyamete kadar 126 milyar sene diyor. Bu da burada tükamül diyor da zaman seyirinde. Sonra küre-i arzın, bu küre-i arz dünya değil. Dünya başka, küre-i arz başka. Küre-i arz toprak, su, hava çevresi dünyanın. Yani hayat sebepleri, şartların bulunduğu dış tabaka. Yani dış tabakadan murat da işte zihayatların yaratılması. Yani nebati ve hayvani hayat mertebeleri. Çünkü insan gelmeden önce onlar lazım. Diyor. 200 bin sene küreyaz. Küreyaz derken işte bu nebati ve hayvani hayat başlangıcından kıyamete kadar. Sonra meşhur rivayet vardır. Küçükten. İnsanlığın dünya gelişinden kıyamete kadar meşhur 7000 sene. Bu 7000 senenin üstad bir böyle belagatlı bir ifadeyle, yani insanlar hepsi bu manayı anlamada müsait değil, yani dindar sahada bazı mutasiplar bulunur. İtiraz olmasın hiç. Şöyle bir böyle biraz kapalı bir ifade ile o 7000 senenin de önünü açıyor. O razonda durmayacağız tabii. Yani bizim kitaplarımızda tahşirlerimiz var. O gerek de yok. Niye bunu burada hatırlatıyorum? Bu bir mevzu var burada şimdi. Üstad, yani normal düşüneceksek Risale-i Nur'un ana hedefi marifetullah olduğu halde burada şeyden bahsediyor üstad, zahirde göründüğü oradan. Yani kainatın yani ana yapısıyla bir geçirdiği silsilelerden, istihallerden bahsediyor. Niye ki? Diye diyebilirler bize. Bunu bakın fenne, eğri fenne yaparız, yapsınlar. Burada üstadane bir yoldan biz nurcuların okuyacağımız en büyük kitabımız olan kainat hakkında bir ana yapı şeyini veriyor muhakimatta. Bu ana yapı itibariyle ele alacağımız bu bilgi, icmali bilginin bilinmesi gerek. Bu şekilde bakacağız biz. Teferruattan bahsetmiyor. Ana yapı, ana, esas şekilden bahsediyor.
Dünya, işte küre var, tamam da dünya planet mı? Dünya, bütün bildiğimiz dünya yuvarlığı, içeride var benim temel dünyam. Yani, şimdi ışık yanıyor, o dünya, içiyle dışıyla. Küre Arapça kadar, değil mi? Az demektir zaten Arapça'da. Dünya da Türkçesi. Dünya denmesinin mühennestir, dena kökünden geliyor. İnsanın yaratıldığı, yani üç mesnevide, üç yapımızda üç mertebe var. Birisi nebatiyet hayatı, Üstad anlatıyor bunları, demin lüzumlu anlatıyor. İkincisi hayvaniyet mertebesi, dördüncüsü insaniyet mertebesi, üçüncüsü, dördüncüsü de iman mertebesi. Tabi bunlar arasında bizim derlemelerimiz var ya, ama işte şimdi onu üzerine durmayacağız. Külliyattan aldığımız hatırlarla izahlar yapılmıştır. Onun için insan nebatiyet ve hayvaniyet mertebesi itibariyle dünyada yaratıldığı anlayışına sahip epeyce imamlar var. Hepsi değilse de, icma yoksa da epeyce imamlar var. İnsanın cesedi dünyada yaratıldığı için ana maddesi dünya olduğundan dünya ile insan arasında çok sıkı bir irtibat ve iç içe olmak var. Onun için insan cesedinin bu iki mertebesi dünyaya fazlasıyla yapışıyor. İnsaniyet dediğimiz kalp ve akıl, ruh yapısı, o yapıda bulunan iman şuuru hükmetmezse insan, işte görünen işte bu kadar insanlar var, hayvan derecesinde, ki bu ayette de geçiyor, hadisede de geçiyor, risalede de geçiyor, mesk diye geçer. Hayvan mertebesinde kalır, insaniyete çıkamaz ve de işte dene en yakınıyla beraber iç içe ona bağlanır. Günün insanı maalesef bu cihetleri bilip de biraz silkinmesi gerekiyordu ama zor bir yol açma işi, yani bu manaları.